Resim gerçektir, gerçeğin kopyasıdır demek mümkün mü? Hayır. Bence her sanatçı gerçeği kendi anlam dünyasında filtreleyerek, yeniden anlamdırarak üretimde bulunur. Yani sanatçının ürettiği eser ne kadar gerçekçi olursa olsun sanatçı esinlendiği gerçeklikten farklı bir gerçeklik yaratmış olur. Çünkü sanatçı ele aldığı gerçeği törpüler, cilalar, parçaysa bütünleştirir, bütünse parçalayıp yeniden kurgular. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen kişinin anlatmak istediği türden bir resimdir? Arkadaşlar paragraftaki şu sözler özellikle gerçeğin değiştirilmesi gerektiğini gösteren bir özellik içeriyor. Bakın diyor ki sanatçının ürettiği eser ne kadar gerçekçi olursa olsun sanatçı esinlendiği gerçeklikten farklı bir gerçeklik yaratmış olur. Demek ki bu farklılığı bulacağız. Resimlere baktığımızda bu gerçekliğin ağda olduğunu görüyoruz. Çünkü tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadın var hareket edemiyor tekerlekli sandalyede ve görmüş olduğu gölgesi aslında genç dans eden bir kadındır. Dolayısıyla sanatçı gerçeği değiştiriyor, dönüştürüyor, görmek istediği gibi veriyor. O yüzden cevap A'dır. Diğer resimlere baktığımızda resmen bir fotoğraf makinesinin kadrajına yansıyan görüntüleri görüyoruz. İşte elekle eleyen bir kadın, bir yanda uyuyan bir kadın, bir çocuk dolabı karıştırıyor, camdan dışarıya bakan bir adam ve bir kadın, taburede oturan bir çocuk, vazodaki çiçekler ve bir adam görüyoruz gördüğünüz gibi dolayısıyla hepsi olduğu gibi gerçekleri yansıtıyor ama A'da değiştirilmiş çarpıtılmış gerçeklik var bu yüzden cevap A. Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşadıkları için yer değiştiremezler ancak içinde bulundukları ortamdan daha fazla yararlanmak için durum değiştirirler. Bitkilerin durum değiştirirken uyartı yönüne bağlı olmadan gerçekleşen hareketlerine nasti hareketleri denir. Nasti hareketleri uyarıcı etmene göre ışık etkisiyle ortaya çıkan fotonasti, ışık etkisiyle sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan termonasti, sarsıntı ve dokunma ile meydana gelen sistomani hareketleri diye gruplara ayrılırlar. Aşağıda bazı bitkilerin özellikleri ile ilgili bir tablo verilmiştir. Işık etkisiyle fotonasti, sıcaklık etkisiyle ternonasti, sarsıntı ve dokunma ile ilgili olanı da sistomani deniliyordu. Bunu unutmayalım. Şimdi bitkiler ve özellikleri verilmiş. Tek tek bunları eşleştirelim. Akşam sefası çiçekleri gündüz kapalıken hava kararmaya başlayınca açılır. Yani arkadaşlar neye bağlı? Işığa bağlı bir değişiklik var. Dolayısıyla burası fotonasitedir. Lale yüksek sıcaklıkta açılırken düşük sıcaklıkta kapanır. Yani ısı ile ilgili bir şey var. Dolayısıyla burası da termonastet. Sarmaşık gündüz açılıp gece kapanır. Yine ışıkla alakalı arkadaşlar. Yani fotonastet. Böcek kapan yapraklarına bir böcek konduğunda yapraklarını kapanıp böceği yakalar. Yani harekete bağlı olarak aslında bir sistomaniyi söyledi. Çiğdem soğukta kapanıp sıcakta açılır. ısıya bağlı olarak söyledi. Termonasti. Küstüm otu yapraklarına dokunulduğunda yapraklarını kapatır. Yine arkadaşlar dokunma ile ilgili bir özellik taşıyor. Peki buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur dedi. Otonasti için küstüm otunu verebilir miyiz arkadaşlar? Hayır o sistemaniydi gitti. B. Akşam sefası foto Nasti olabilir mi? Akşam sefası, fotonasti olabilir. Doğru. Peki termonasti miydi böcek kapan? Hayır. Böcek kapan sistomaniydi. O yüzden bu gitti. B'yi deledim böylece. C'ye baktım. Sarmaşık fotonasti miydi? Sarmaşık fotonasti. Evet doğru. Çiğdem termonasti miydi? Çiğdem termonasti miydi? Evet doğru. Küstü otu gördüğünüz gibi sistomaniydi. Doğru. O zaman C'de verilen bitkiler burada verilen ısı eşleştirmesiyle uyuşuyor arkadaşlar hareketlere göre eşleştiriliyor cevap C yukarıdaki bilgilere göre 24 ila 9 vardiyasında çalışan ve evine çiçek açmış bitkiler arasından geçerek gitmek isteyen birinin bahçesinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz arkadaşlar 24 ve 9 arasında çalışıyorsa evine sabah gidecektir dolayısıyla sabah evine giderken bahçesinde görmek istediği bitkilerde gündüz açan bitkiler olmalı şöyle bakıyorum Lale arkadaşlar Evet bulunabilir. Sarmaşık bakıyorum bulunabilir. Çiğdem de yine gündüz bulunabilir. Akşam sefası kesinlikle olmaz. Çünkü gündüzleri çiçekleri kapalı. Hava kararmaya başlayınca açılıyor. Dolayısıyla cevabımız D olmalı. Küstüm otu zaten dokunmayla ilgili bir bitkiydi. O yüzden bu bizim için bilgi verebileceğimiz bir özellik taşımıyor. Ama akşam sefası kesinlikle bulunmaz. Çünkü gündüz bir çiçek açma durumu yok. Cevap D. Yaşamdaki çabalarının hayatlarında küçük de olsa bir fark ortaya koymadığını düşünen kişiler hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Bu cümlede anlatılan durum 1 2 3 4 deneylerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? 1. Bir kavanozun içine konulan pireler kavanozun kapağı açık olduğu için bir süre sonra zıplayarak kavanozdan dışarı çıkmış. Daha sonra pireler aynı kavanoza tekrar konulmuş. Bu kez kavanozun kapağı kapatılmış. Pireler kavanozdan yine zıplayarak çıkmaya çalışmış ama her seferinde kapağa çarpıp kavanoza düşmüş. Uzun bir süre sonra kapak açılmış ama pireler zıplayabilmelerine rağmen dışarı çıkmaya çalışmamış. Yani arkadaşlar bir harekette bulunmuyorlar. Çünkü hareketlerinin bir sonuç doğurmayacağının farkındalar. Bir eylemin sonucunun olmayacağının farkındalar. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorlar. Buradaki deney bu verilen düşünceyle ilişkilendirilebilir. Birin bulunduğu seçenekler kalsın. Diğerlerini eledim arkadaşlar. 2. Kendi boyutlarına uygun olan bir arabayı kullanmayı öğrenmeleri amacıyla 6 dişi ve 11 erkek sıçan 4 metrekarelik dikdörtgen bir alanda aracı sürmek için eğitildi. Sıçanlar direksiyon çubuklarına dokunmaları ve aracı öne sürdükleri zaman şekerli, meyve aromalı tahıl parçalarıyla ödüllendirildiler. Araştırmacılar sıçanların deney sonunda ödüle ulaşmak için otomobil benzersiz bir şekilde, otomobili benzersiz bir şekilde yönlendirmeyi öğrendiklerini açıkladılar. Yani bir ödül olduğu için ne yapıyorlar? Çok kusursuz bir şekilde arkadaşlar e, aracı yönlendiriyorlar. Burada bir öğrenme durumu verilen bir vaat doğrultusunda, ödül doğrultusunda eğilimin devam ettiğini anlatıyor. Dolayısıyla 2 olamaz. 3. Aç bir köpek ses geçirmeyen bir odaya yerleştirildi. Köpeğe yemek verilmedi, zil çalındı zil sesine tepki göstermeyen köpeğe daha sonra zil sesinin hemen arkasından et parçaları verilmeye başlandı. Et parçalarını gören köpeğin ağzından salya akmaya başladı. Deneyin sonraki aşamasında köpeğe et parçaları verilirken zil de çalınmaya başlandı. Böylece et ve zil eşleştirildi. Bu işlem tekrar tekrar yapıldıktan sonra cilin, zilin çalındığını fakat arkasından etin verilmediği zaman da köpeğin salya salgıladığı görüldü. Evet burada bir hareketsizlik durumu yok. O yüzden 3 kesinlikle olmaz. 4. Aç bırakılan bir fare kutunun içine konur. Fare kutunun içinde gezinirken rastgele kutuda bulunan pedala basar. Bakın rastgele. Bu sırada kutunun içine yiyecek düşer. Fare yiyeceği yer ve kutunun içinde dolaşmaya devam eder. Dolaşırken yine rastgele pedala basar ve kutunun içine yine yiyecek düşer. Bu olay fare her pedala bastığında tekrarlanınca fare bağlantıyı çözer ve acıklıkça pedala basar. Burada öğrenme sonunda bir eylemi devam ettirme var. Devam ettirmemesini istiyorduk biz eylemi. Dolayısıyla 4 hiç olmaz. Yalnız bir de verilen metindeki deney arkadaşlar yukarıdaki bilgiyle ilişkilendirilir. Cevap A.